Hüseyin Akif Küçükal, Amerika'daki Yahudi lobisi Netanyahu'yu gözden mi çıkardı? 40 kilometre uzunluğunda Gazze, 1000 kilometre uzunluğunda Ukrayna-Rusya cephe attı. Birinde acımasızca bombalanan siviller var, diğerinde iki ordu arasında devam eden bir savaş. Biri 7 aydır soykırıma uğradı, diğerinde savaş 2 yıldır devam ediyor. Tüm bunlara rağmen Gazze'deki moloz yığını Ukrayna'daki moloz yığını geçmiş durumda. Batı insanlığın maruz kaldığı acılara karşı iki yüzlü tavrını sürdürüyor. Soykırım, katliam, savaş, ölüm dünyanın neresinde olursa olsun eşit derecede hissedilmeli, paylaşılmalı. İnsanlık böyle bir şey olsa gerek. Yukarıdaki satırları kıyas eder gibi kaleme almamın sebebi de acı yarıştırmak değil aslında. Batı'nın acılar karşısında sergilediği iki yüzlü tavra dikkat çekmek. Hafta başından bu yana tanık olduğumuz söz konusu iki yüzlülüğü daha yüksek sesle dile getiren batılı halkları, başta Amerikalı üniversite öğrencilerini ve vicdan sahibi Avrupalıları takdirle takip ettik. Amerikan üniversitelerinde, kampüslerde hep yetkililerin yüzlerine vuruldu. İnsan hakları kavramının nasıl da içi boş bir söz öbeğine dönüştürüldü. Keza ifade özgürlüğünün de yine aynı şekilde Amerika'daki gibi Avrupa'da da yetkilileri boş geçmedi vicdan sahipleri. İsrail'in acımasızca işlediği tüm suçlara alkış tutan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e haykırarak sordular. Binlerce çocuk öldürülmüşken nasıl gülebildiğini. Şimdilerde İsrail'in katil başbakanı Netanyahu için uluslararası ceza mahkemesinden yakalama kararı çıkarılıp çıkarılamayacağı konuşuluyor. İsrail basınında çıkan haberlerin seyri önce Netanyahu'nun bu konuda duyduğu endişe üzerineydi. Günler geçtikçe işin ciddiyeti Tel Aviv'deki paniği artırmış olacak ki Amerika lideriyle, Avrupalı liderlerle hatta esir yakınlarıyla görüştü ve uluslararası Ceza Mahkemesi'nin alacağı aleyhte bir karara karşı destek istediği belirtilmeye başlandı. Batının nasıl acılar arasında ayrım yaptığına Uluslararası Ceza Mahkemesi üzerinden bakalım. Bugün Beyaz Saray çıkıp Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu'ya yönelik yakalama kararı çıkarma yetkisi bulunmadığından bahsediyor. Peki Ukrayna-Rusya savaşında Putin için çıkarılan ömür boyu yakalama kararı neydi? Beyaz Saray'a göre bu kararın da hükmü geçersiz mi yani? Hem de Rusya taraf olmamasına rağmen çıkarılmıştı karar. Ukrayna Rusya savaşında nasıl apar topar boykot uygulandı, yaptırım uygulandı Ruslara hatırlıyorsunuz değil mi? Rus sporcular, sanatçılar, aydınlar akıl almaz ve ayrımcılığa uğradı savaş konusunda hiçbir yetkisi, hiçbir dahli olmayan insanlar. Bugün İsraililer için aynı tavrı görebiliyor muyuz? Eurovision şarkı yarışmasında 2022'de kazanan Ukraynalılar oldu şarkının birinciliği hak etmediği ancak siyasi sahiplerle seçildiği dillendirildiği yoğun olarak. 2022'de mazlum olan Ukrayna'nın yanında duran Eurovision bugün ne yaptı dersiniz? Filistin bayraklarına yasak getirdi. Çünkü Filistinle Rusya eş değer onlar için. Çünkü düşman olarak görüyorlar. Yani mesele mazlum olmak değil. Netanyahu günah keçisi mi ilan edilecek? Siyonist akıl Amerika'yı ele geçirmiş durumda. Amerikan siyasetini, siyasetçilerini kukla gibi oynatıyorlar. Bunu Amerika'daki mevcut gösterilere karşı sergilenen şiddet yanlısı, tüm demokratik değerleri hiçe sayan tutumdan da görebiliyoruz. Peki Amerika'daki Siyonistler, Yahudi lobisi acaba Netanyahu'yu gözden çıkarmış olabilir mi? UCM dedikodularının artarak büyüyerek devam etmesi, Trump'ın Time dergisine verdiği mülakatta Netanyahu'dan daha iyi isimler İsrail'i yönetebilir, tüm suç Netanyahu'nun demesi, başkan seçilirse İsrail'e askeri yardım yapmayabileceğini işaret etmesi, Yahudi lobisi Netanyahu ve yanında birkaç kabine üyesini günah keçisi ilan edip kurtulalım fikrine ikna edilmiş olabilir mi? Amerika Gazze ile bozulan imajını düzeltebilmek için her yola başvuruyor. Amerika'nın dümenindekiler eline yüzüne bulaştırdığı Gazze meselesini ve onlara göre kendilerine yöneltilen fazlasıyla haklı insan hakları ve özgürlüklerin engellenmesine yönelik suçlamaların bir şekilde sonlandırılması gerek artık. Bu kadar farkındalığı artmış bir gençlik en istemeyecekleri vaziyeti doğuruyor şu süreçte. Kaba kuvvetle çözemediklerini gördüler. Polis asker müdahalesiyle Gazze yanlısı eylemlerin daha geniş kitlelere ulaştıklarını tecrübe ettiler. Şimdi yine hukuk devletiyiz biz söylemini dillerine dolamak üzere barbar müdahalelerini yasal zemine dayandırma telaşındalar. Temsilciler Meclisi gösterileri antisemitizmle bağdaştıran ve sözde Yahudi öğrencilerin korunmasını gaye edilen bir tasarıyı kabul etti. Senatoya giden yasa tasarısı Amerikan Kongresi'nin iki kanadının onayı sonrası Biden'ın önüne gelecek imza için. Devamında da muhtemelen yasalaşacak. Böylece Amerikan hükümeti sokağa çıkan, üniversitelerde Gazze'deki direnişe destek olan vicdan sahibi tüm insanlara daha rahat sopa atabilecek. Çünkü biz hukuk ülkesiyiz ve yasalarımız buna emrediyor diyebilecekler. Halbuki yasalaştırmaya çalıştıkları tasarı en başta Amerikan yasalarına tezat oluşturuyor. Yine de ne yaparlarsa yapsınlar, insanlık vicdanı karşısında çoktan yargılanmış ve suçlu bulunmuş durumda kalacaklar. Yarın Türkiye'ye dayatılacak bu kirli zihniyetin ürünü, tüm insan hakları ve özgürlükler kavramlarıyla maskelenmiş hadiselere bu günleri hatırlayarak yaklaşmak ümidiyle. Hüseyin Akif Küçükal, Haber7.com İsmail Yaşa Amerika ve makartizm. İsrail'in Gazze şeridinde gerçekleştirdiği katliamları protesto ve Filistin halkına destek için Amerikan üniversitelerinde düzenlenen gösteriler yıllardır dünyaya demokrasi, özgürlük ve insan hakları dersi veren Amerika'nın maskesini düşürdü. Amerikan polisinin hiçbir şekilde şiddete başvurmayan öğrencilere ve onlara destek veren akademisyenlere müdahalesi Amerika'nın özgürlük konusunda konuşabilecek en son ülkelerden biri olduğunu gösterdi. Çarşamba günü marjinal sol grupların İstanbul'da taşlarla ve sopalarla polislere nasıl saldırdığını görenlerin çoğunun aklına gelen ilk soru şu oldu. Bu saldırı Amerikan polisine yapılsaydı ne olurdu? Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grup akademisyen rektör atamasını protesto amacıyla uzun süredir rektörlük binasına arkalarını dönerek ayakta dikilme eylemi yapıyor derse girmek ve bilimsel araştırma yapmak yerine eylem yapan akademisyenlere dokunan yok. Amerikan üniversitelerinde ise Filistin halkına desteğini ifade eden profesörler kampüs içinde polis şiddetine maruz kalıyorlar. Üstelik bütün bunlar Beyaz Saray'da Donald Trump gibi Cumhuriyetçi bir başkan değil, demokrasiye, özgürlüklere ve insan haklarına daha saygılı olduğunu öne süren Demokrat partili Joe Biden otururken oluyor. Amerikalı yetkililer göstericileri kötülemek için ne diyeceklerini şaşırmış haldeler. Kimi gösterileri antisemitizm olarak niteler, kimi de öğrencilerin çalınmasın diye bisikletlerini kilitlemekte kullandıkları zincirleri suç aleti gibi göstermeye çalışır. Amerika Temsilciler Meclisi antisemitizm tarifini genişleten ve öğrencileri cezalandırmak için kullanılabilecek yasa tasarısını kabul etti. İsrail'e yönelik her türlü eleştiri antisemitizm kapsamına alınıyor. Tasarı yasalaşırsa uluslararası hukuku ihlal eden İsrail'in kayırıldığını söylemek dahi antisemitizm sayılacak. Üniversitelerdeki barışçıl protesto gösterilerinin güvenlik güçleri tarafından dağıtılmasını savunan New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın gösterilerin arkasında üniversite dışından gelen provokatörlerin olduğunu söylemesi ve gençlerin radikalleşme tehlikesine karşı polis tarafından korunması gerektiğini savunması ise ibretlik. Ülkesindeki üniversitelerde Filistin bayrağı açılmasını eleştiren Adams'ın daha önce elinde İsrail bayrağıyla gösteri yaptığı ortaya çıktı. Batı tarafından fonlanan ve gezi kalkışması benzeri vandallıkları özgürlük adına savunanlar, söz konusu olaylarda yabancı istihbarat örgütlerinin parmağı olma ihtimaline işaret edenlerle bugüne kadar hep alay ederlerdi. Amerikan üniversitelerinde dünyanın başka herhangi bir yerinde yaşansa yaygara koparacakları şeyler oluyor ancak onlar hala üç maymunu oynamaya devam ediyor. Amerika'da son günlerde yaşananlar makartecilik hortluyor mu sorusunu da gündeme getirdi. Geçen yüzyılın ortalarında kızıl tehlike paranoyasıyla başlayan ve yaklaşık 10 yıl süren cadı avı birçok insanın komünist olabileceği kuşkusuyla tutuklanmasına ve işten kovulmasına yol açmıştı. Senatör Joseph McCarthy'nin adıyla anılan akımın ve o dönemde komünizmle mücadele adı altında yapılanların bir benzerinin antisemitizmle mücadele bahanesiyle uygulanma ihtimali Filistin halkına ve davasına sempati duyan Amerikalıları endişelendiriyor. İsmail Yaşa, Diriliş Postası